Trafik denetimlerinde sürücülerin medyaya yansıma biçimini konuşacağız. Kimi zaman komik görüntüler oluyor, yansıyor kameralara, gülünüp geçiliyor ama bazen de hayli tartışmalı ve kişileri rencide edici anlar da görüntülere takılabiliyor. Özellikle de gece denetimlerinde mesela alkollü sürücülerin bir anlık tepkileri bütün hayatlarını etkileyebilecek ve sosyal medya çevrelerinde de ya da kendi sosyal çevrelerinde de yıllarca hatırlanabilecek durumlara yol açabiliyor. Kamusal haklar nerede başlıyor, nerede bitiyor tartışmasında bu gündeme getiriyor. Sürücülerin görüntülerinin çekilmesinde ne kadar kamu yararı var, ne kadar yok, bunu konuşacağız. Hukukçu, doçent, doktor Yılmaz Yazıcıoğlu'yla yayına hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Trafik denetiminde şu son örnek konuşulan genç bir kadın, onun görüntüleri haberlere yansıdı. Trafik denetim görüntülerinin yayınlanması ile ilgili öncelikle kamu yararı nasıl tanımlanır, hangi noktaya kadardır? Bunu bize bir tanımlar mısınız? Şimdi gerçeği isterseniz kamu yararından önce gazetecinin haber verme hakkını iki kelimeyle söyleyeyim. Siz haber verdikçe biz de olan bitenden haberdar oluyoruz. Şimdi burada da işte sorduğunuz soru kamu denetimi ya da gazetecinin haber verme hakkının sınırları nedir esprisine geliyor. Bunun için dört tane kriterimiz var. Birincisi haber gerçek olacak, haber güncel olacak, haberin veriliş şekliyle haberin içeriği bakımından bir ölçülük taşıyacak ve en nihayette haber kamusal yarar içerecek. Kamunun bunu öğrenmesinde bir faydası olacak. Buradaki en büyük soru da şudur. Kamunun marazi duygularını tatmin için yapılan yayınlar haber verme hakkı içinde midir? Hayır, değildir. Şimdi az evvel söylediğiniz o işte kişileri hedef alarak yapılan yayınlar, yani alkol aldığı için komik duruma düşen insanların görüntüsü ya da belirli ruh hali içinde insanlara kolluk görevlere davranan insanların görüntüsü aslında onların lekelenmeme hakkına, onların mahremiyetine, onların özel hayatına saygı hakkına ihlal eden hareketler oluyor. Ve geçen gün az evvel bahsettiğiniz işte özellikle kolluk görevlerine benim görüntülerimi alamazsınız. Hem anayasada özel hayatımın gizliliği korunuyor hem de kanunla bunu alma hakkınız yok. Kanun beni koruyor demesine rağmen kolluğa niye engel olmuyorsun dediği kişinin en sonunda hepimiz duyduk işte bu davranışınızı X bir şahsa söylemek zorunda kalacağım demesinde de basın ön baştaki oraya kadar gelen haberi sansürleyerek son noktayı verdiğinde sanki kamusal bir fayda varmış halde getirdi. Maalesef hem o hanımefendiyi toplum önünde deşifre etmiş oldu. Ne giydiğini hepimiz gördük, nasıl oturduğunu gördük, akşam nasıl ruju olduğunu gördük, göz makyajını gördük, davranışını gördük, fiziksel özelliğini hepsini gördük. Ve hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle hem anayasamızla hem mevzuatımızla korunan kişinin mahremiyetine, kaldı ki suç işliyorsa zaten soruşturmanın gizli ilkesi gereğince o soruşturmanın gizli olması ilkesine hem kişinin lekelenmeme hakkını olan ne kadar hak varsa hep beraber bir taraftan girip bir taraftan çıktık. Peki şimdi bu tatsız bir şey, özellikle bunu tecrübe eden insan için tatsız bir şey. Ama tekrarının da olmaması için belli ki kamusal bilinçlenme açısından bizim yol gitmemiz lazım. Biraz da onu konuşalım sizinle. Ehliyetsiz bir sürücüyü görüntülemek, ehliyetsiz araba kullanılmasının yanlış olduğunu kamuoyuyla paylaşmak. Bunu kendisi medya sorumluluğu taşıyor tabii ki. Çünkü bu bir sistem meselesi. Fakat hem sistemik bir hatayı ortaya koyarken hem de bireyin hakkını da muhafaza etmek dengesi nasıl kurulmalıdır? Burada kolluk güçlerinden tutun da medyaya kadar nasıl bir yaklaşım olmalı? Şimdi bakın, basın trafik memurlarının denetim yapmasını görüntü altına alabilir şu an gördüğümüz gibi. Çünkü şu an bizatihi ne aracın plakası var, ne kişinin işte kimliği var vesaire var. Eğer kişileri deşifre etmeden, kaldı ki buzlamanızdaki amaç da bu,
Eğer işte kolluk memurları şu saatte şu saat arasında bunları yaptılar. Şu kadar kişiye ki denetimlerde alkollü araç kullandığını, bu kadar kişinin ehliyetsiz araç kullandığı, ehliyetsiz araç kullanan kişi de bu kadar yaptığı gibi. Yani bizatihi hedef göstermeden ve bizatihi bir kişiye bizi deşifre etmeden yayın yaparsa sorun yok. Ama biz o kişiyi alıp kamunun önüne, özel hayatı ne olursa olsun, ne yaparsa olsun alıp onu oraya koyuyorsak, evet. Az evvel bu programı açtığınızda söylediğiniz gibi yıllarca sosyal medyada belki unutulmasını isteyeceği, belki hayatta bir daha yaşamak istemeyeceği, belki o anlık işte hatanın ömür boyu izlerini taşıması, hatta psikolojik tedavi görmesine kadar sebebiyet verecek bir duruma geleceğiz. Bu kişi ya da böylesi tecrübe yaşamış kişilerin hukuken hakkı nedir? Bunu sorarsanız bana göre bu kişilerin, bana göre değil yani hukuken, hem cezai hem de özel hukuktan kaynaklanan hakları var. Bir kere özel hayatına saldırı olduğu için ki ceza kanunu 134. maddesinde direkt olarak bulursunuz ama daha başka maddelerde de var. Bundan dolayı bunu ihlal eden kişilerin cezalandırılmasını isteyebilirler. Ayrıca özel hayatına yapılan saldırıdan dolayı da manevi tazminat isterler. Eğer bundan dolayı ki yıllar evvel verdiğim bir örnekti maalesef, bir hırsız bir kişinin evine giriyordu Genel Adalı yakasında ve girdiği kişiye de cinsel saldırı suçunu işliyordu. Basın maalesef sınırı aşarak isim ve soyadı verdiği için 3 gün sonra kadını işten çıkarmışlardı iş yerinden. Ve iş yeri savunması da o kadar ağır ve yanlış telefonlar geldi ki kilitlendik olmuştu. Alıştı, evet. Bu bir 15-20 yıllık bir hadise ama iş değişmez, bugün de aynısı olur. Neticede bugünkü bu programa vesile olan hanımefendi hepimiz biliyoruz ve çevresi de biliyor. Onun için yeterince darbe olmuştur. Şöyle ki Yılmaz Bey, çoğu zaman da demeyeyim yani, burada toplumsal psikolojinin de ben rolünü nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. İnsanlar bir hata yaptığında, örneğin trafikte bir ihlal var. Yani alkollü araç sürmek, ehliyetsiz araç kullanmak, bunlar tabii ki evet, ama bunun karşılığı zaten çok ciddi bir ceza yaptırım var. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak diye alır hakim, 2 yıl hapis cezasını yapıştırır ehliyetsiz ve alkolü kullanıyorsun diye, bitti. Ama işte tam o hassas noktayı, ya adalet çok hassas yerlerde, o yüzden bunun üzerine durmak istiyorum. Orada aslında trafik suçu işleyen bir şahsın korunması gereken hakları da var. Dolayısıyla bu dengeyi götürme, hani ibret olsun, al görünsün görüntüleri de gibi bir şey hukukta yer bulamaz kendisine. Maalesef biraz toplumsal psikoloji ve bu konularda böyle sinir uçlarının açıkta olması, görürsün sen bak böyle yaparsan işte herkes de görüversin gibi bir yaklaşım, hukukta bunun karşılığı yok. Bu böyle apayrı bir yere savurur toplumu. Sakin olup bu dengeyi nasıl kurabiliriz? O yüzden ben toplumsal psikolojisi açısından... Çok güzel bir noktadan geldiniz. Çünkü basın da burada aslında kendine bir misyon edinerek, kardeşim sen alkolü ve bu derece kötü araba kullanıyorsan, ehliyetsiz kullanıyorsan, toplumun güvenliğini tehlikeye atıyorsan, trafik yönetimini tehlikeye atıyorsan, al ben de seni ifşa ederim noktasına gelmiş oluyor. Bunun tipik karşılığı İKKK'tır. Ne zaman ki toplumlarda adalet yerini bulmaz, o zaman toplumdaki bireyler de kendi hakkını kendi almaya başlarlar. Burada basın da bunu alıyor. Çünkü çok biliyoruz ki son, hep vardı benim hayatım boyunca ama son 10 yıldır da bolca var. Hepimiz sen benim kim olduğunu biliyor musun? Ya da işte ne denir, sen kimin nesi olduğunu biliyor musun? Ya da başına gelen insanlar belirli bir siyasi partinin belirli bir noktasında olduğu için ya da belirli bir siyasi gücü olduğu için bir yerden bir yere gönderilen polis memurları, bir yerden bir yere gönderilen kollukları, başına gelenler, insan başına gelenler. O yüzden hepimiz aslında bir yandan hassasiyet içindeyiz. Bak bunlar da olur, lütfen herkes haddini bilsin demeye getiriyoruz. Bunu sadece bireysel olarak bizler yapmıyoruz. Sizler de bizlerden biri olduğu için basın da işte bu hareketi yaparak onu yapıyor. Hatta basın burada bana göre kolluk suç işliyor. Basın da suç işliyor ama alıyor bu hanımefendinin en son söylediği noktayı veriyor ki çok da doğru bir davranış olmamış.